Kesiyi biraz daha derin aç. Ekartörle açıyorum. İhsan Bey burada olduğunuzu duyunca hemen geldim. İyi yaptın Suat, iyi yaptın. Zaten polisler daha gelmedi. Daha haber verle, 10 dakika oldu. Ya gecikecekler belli ki ya. Ne yapalım? Ne yapalım? Biz girelim Suat. Biz mi girelim? Evet. İhsan Bey ya. Ya oğlum iş başa düştü, anlasana. İyi bir planlamayla niye olmasın? Ha? Zaten polis arkadaşlar da var. Vallahi ben sana söyleyeyim, bu işi tereyağından kıl çeker gibi hallederiz Suat. İhsan Bey şimdi içeri girelim falan diyorsunuz ama bir de rehineler durumu var. Evet biliyoruz, rehine durumu var. Ama ben sana şöyle söyleyeyim. Ben böyle aksiyonlu, vurdulu, kırdılı filmleri çok severim. Anladın mı? O yüzden çok izlediğim için oradan yatkınlığım var benim. Yani tam olarak nasıl bir yatkınlık bu İhsan Bey? Yatkınlığım şu, dinamik giriş, tamam mı? Yakın dövüş falan, anladın mı? İyi o zaman ben varım ya. Evet. Yoksunuz tabii ki. Saçmalamayı kesin de kenara çekin. Birazdan özel hareket gelecek. Haklısınız. Hocam. Herkes çıktı mı? Murat Hoca ile Bektaş acilde bir hastanın yanında. İhsan nerede? İhsan da ameliyathanenin önünde. İyi iyi. Yalnız hocam bir şey söyleyeceğim size. Şimdi İhsan içerideyken sizin burada olmanız iyi görünmeyebilir. Yani Yalçın Hoca öğrenirse yanlış yorumlayabilir. Doğru tabii. O görevinin başındayken ben burada kaçıyor gibi görünmem hiç hoş olmaz. Ne yapayım? En iyisi ben de içeri gireyim. Evet hocam. Hocam. Ne var? Yok. Yok bir şey. Ne oldu? Yok bir şey. Önce zedelenmiş lamineyi tedavi edeceğim. Sonra da epidural hematomu boşaltıp kanamanın odağını bulacağım. Punch. Aspirasyon. Kazasız belasız herkesi dışarı çıkardım. Oh çok şükür iyi yaptınız hocam. Ben de olay yerini terk etmedim ki. Olur hani ara bulucu isterler. Dedim ki öyle bir şey olursa İhsan Bozkır burada yardım ederim dedim onlara. Hiç sorun yok dedim hocam. İhsan Bey sizi aşağıda bekliyorlar. Öyle mi? Tamam hemen geliyorum. Açma! Tamam. Sakin ol. İhsan Bey arıyor, hastanemizin müdürü. Dokunma! Emin ol, önemli bir şey olmasa beni aramazlar. Bunu açmam lazım. Tamam, aç. Ama sakın bir oyun oynayayım deme. Alo? Alo? Tamam. Tamam. Şimdi sakin ol. Seni arıyorlar. Hoparlörü açıp buraya koyacağım, tamam mı? Necdet. Ben Uluçnar Emniyet'ten Komiser Atilla. Emniyet olarak güvenlik önlemlerini aldık. Yani artık oradan kaçamazsın. En iyisi silahını bırak, teslim ol. Bu işi tatlıya bağlayalım. Kim aradı lan polisi? Tamam. Tamam. Kim aradı lan? Kim arayabilir burada? Hepimiz buradayız. Sen mi aradın lan? Asla. Bak yalan konuşuyorsan keserim kızı. Ben öyle bir şey yapmam. Kes. Kestim. Doktor sen de bırak şu ameliyatı.
Yarım saat mühlet verdin, daha 6 dakikam var. Bırak diyorum! Bırak! Baba. Babacığım. Beni duyuyor musun? Baba. Orada mısın? Baba. Ne olur gel. Annemle burada seni bekliyoruz. Ben biraz korkuyorum. Kızım. Kapatın şu telefonu! Kapatın! Kes. Kestim. Ameliyat bitti. Artık ona istediğini yapabilirsin. Ama sana küçük bir bilgi vereyim. Omuriliğindeki sinirler zedelendiği için ömür boyu yürüyemeyecek. Hatta kendi başına tuvalete bile gidemeyecek. Şimdi sıra sende. Sen diyorsan ki ben illaki katil olmak istiyorum. Ailemi, karımı, kızımı görmesem de olur diyorsan yıllar boyunca. Senin istediğini yapabiliriz. Karar veremiyorsun. O zaman ben sana yardımcı olayım. Kızının yaş gününe ne kadar kaldı? 2,5 ay. 2,5 ay. Peki kızının yaş gününde nerede olmak istersin? Kızının yanında mı? Yoksa bir... hücrenin içinde mi? Seç. Kes artık. Kes artık, tamam. Tamam. Bizim işimiz bitti. Artık gerisi sende. Herkes dışarı çıkabilir. Leyla, sen de. İzin verirsen tabii. Kararın ne olursa olsun, bu senin hayatın. Umarım doğru seçimi yapıp ailenden uzak kalmak zorunda kalmazsın. Neden yaptın?
Benim kızım küçücüktü. Küçücük. Niye yaptın? Ugh.